Evet, kolay gelsin. Allah razı olsun, sağ olun, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Tanımayanlar için sizi tanıyalım. Ben 1971 doğumlu, İznik merkezli. Çocukluğumdan beri bir merakım olan ağacın üzerinde çalışmak istediğim. Zaman içerisinde hobi olarak başlayıp belli bir zaman sonra insanların hem bakışı hem beğenmeleri yolunda birazcık daha sanki böyle profesyonelliğe doğru gitmek amacıyla böyle bir yer kendimizi hobi maksatlı kendimizi eğlendirmek. Atölye kurdunuz. Atölye evet kurdum. Boş zamanlarımızı bir şekilde insanların beğenine sunabilmek için. İznik'te böyle bir şey olduğunu, İznik'te daha kahve köşelerinde vesaire daha böyle kendini zamanını boşa harcama değil de bu gibi uğraşlarla insanların kendini daha bir meşgul edecek, kendisini geliştirebilecek, insanlarla güzel bir hatıralar paylaşmak amacıyla bu işe soyunduk Allah'ın izniyle inşallah. Çok iyi yapmışsınız. İznik'te bıçkıların içinde kendi atölyeniz var. Evet doğrudur. Boş zamanlarınızı burada değerlendiriyorsunuz. Aynen, aynen. Vatandaşların beğenisine sunuyorsunuz. Evet. Ya bunun yanında insanlar tabii ki o beğeni olayı daha da bir güzel oluyor. Yani her şeyi yapıp birilerine vermek değil, iş yerinin önüne koyduğun zaman o insanların yapılan ürünlere güzel bir eleştiriyle tebessümle yaklaştığı zaman insanı daha mutlu ediyor. Her yapılan ürün kendi çocuğumuz, evladımız değerinde oluyor. Evet. O da bizi mutlu ediyor. Kaybolan şeyleri de gün yüzüne çıkarıyorsunuz. Tabii ki daha çok böyle eskiden olan ürünler fakat daha önceden yapılmış ama şu an unutulmaya yüz tutmuş şeyleri de yapmakta fayda görüyoruz. Sallanan atları, işte çocuklar bazen şu öküzleri bile tanımıyor, bilmiyor. Daha çok işte domuz, köpek şeklinde ne olduğunu bile bilmiyor. Bunları çocuklarımıza anlatma babında bilhassa da gündeme getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Evet, çok güzel. Yakında emekli oluyorsunuz. Emekli olduktan sonra... Tabii ki Allah nasip ederse emekli olduktan sonra gene bunu daha bir iyi yerlere getirebilmek. Ve bunun yanında genç arkadaşlarımızın merak edip işte bunlara özen gösterip bizim yanımızda bunları daha öğrenip yeri yere götürmek için bu gibi çalışmalarımız da olacak. Ufak evler için şeyler yapıyorsunuz. Burada. Tabii ki. Hediye tarzı. Şu görmüş olduğunuz mesela üç tekerlekli çocukların kullanmış olduğu bunu ağaca uyarladık. Evet. Çok güzel. Şu görünmüş olan ürünümüz bu da farklı bir amaçla asıl ayakkabılık. Salonda biblo tarzı değişik ürünler koyabileceği, mutfakta baharatlık takımı, konserve evet. Koyabileceği çok amaçlı bir iş yerine vitrin bile olabilir yani. Tabii ki kişinin hayal gücüyle de alakalı bazı şeyler. Siz hayal ettiğiniz şeyi burada ürünü çıkarıyorsunuz, bir şeyler sunuyorsunuz. İnsanların beğenisine sunuyoruz. O insanların beğenisi de bizi daha çok mutlu ediyor. Peki. Mesela bakın şu hasbel kader yapmış olduğum amatör olarak şu an kenarda duran bir lambamız. Yani bu aşağı yukarı 200 senelik tamamen zeytin ağacından bunlarla başladık. Evet çok güzel. Bunlarla başladık. Şu an hem hatırası olsun diye hem de ilk yaptığımız ürün diye bu kenarda koyduk göz önünde. Yaptığımız diğer ürünleri de çoğunu verdik. Burada da görmüş olduğunuz gibi az bir ürünümüz var. Siparişler de geliyor, istekler oluyor, özenenler oluyor. Arkada görmüş olduğunuz mesela eski tarz tekerlekler, bunlar daha çok insanların talebine göre lamba yapılabiliyor. Evet. Ya da bunlardan oturak kenarları işlenip oturak yapılabiliyor. Farklı amaçla kullanabileceğimiz değişik maksatlı ürünler. Bu da mesela şu teknemizde benim İznikli olduğumuz için balıkçılığa karşı illeme bir suya karşı bir özencimiz ve
merakımız olduğundan böyle bir şey yapmayı da düşündüm. Acaba yapar mıyım diye şey yaptım. Çok güzel oldu. Şu şekilde de bir kendi hevesimi gidermek için yapmış olduğum bir tekne. Evet. Ya bazı şeylerde tabii ki hem merak hem istek ve bunu ortaya çıkardıktan sonra da insanların beğenmesi insanı daha çok mutlu eder, huzurlu eder. Şurada mesela bir at arabamız. Evet. Bu da şimdiki çocukların bazı şeyleri bilmesi, görmesi, eskiden bunlar da kullanılıyordu şeklinde düşünmesi gereken noktalar. Bunların yanında tabii daha değişik ilerleyen zamanlarda projelerimiz olacak. Ve dediğim gibi diğer meraklı gençlerimiz de bu işe heves edip de bizim yanımıza gelip bazı şeyleri öğrenirseler daha yaygınlaştırırız inşallah. Ümidindeyiz. Peki. İzleyicilerimiz ne demek istersiniz? Valla benim esas söylemek istediğim İzlik'te insanlar boş gezeceklerine, çalışsa dahi kendine boş zamanlarını değerlendirebilecek, zamanı boşa harcayacak şeylerler değil de ben mesela bu hobiyi buldum kendime. İnsanlar da farklı yerlerde, farklı değişik heveslerde hem onları ilerletirler, hem işte bazı gençlerimize eskiyi, tarihi anlatacak güzel şeyler sunarlar ki gençlerimiz bunun yanında geçmiş tarihimizi artık unutmaması gerektiğini, onları öğrenmek gerektiğini bilmeleri doğrultusunda hareket ederseler tüm herkese ben de bunu seve seve tavsiye ederim. Herkes de uygularsa inşallah iyi olur. Evet, inşallah. Şimdi dese ki bir izleyen vatandaşlarımızın bir tanesi dese ki benim eskiden bir beşiğim vardı. Evet. Annemin beşiği var. Onun aynısını yapsak. Tabii ki, neden olmasın. Ben seve yaparım. Size nasıl ulaşacaklar? İzniğimizde Çınarlı Camii dediğimiz bölge, İstanbul Kapı'da surların hemen dibinde Bıçkılar Sanayi dediğimiz bölgede Çocuk Parkı'nın hemen dibinden kalelere doğru girdiklerinde hoş bir dış görüntüsü verdik. Yanımızda tavuk kümeslerimiz var, yan tarafımızda güvercinlerimiz var. İki kapılı ağaçtan alelade kendi halinde bir ufak atölyemiz var. Oraya geldikleri zaman. Telefon numaranızı da söyleyelim. Telefon numaramız tabii ki hayal. 0530 685 23. Herkesi en azından burayı görmeyi, çayımızı kahvemizi az çok hasbihal fikir alışverişi yapabileceğimiz, onların da değişik fikirlerini ortaya koyup onlara güzel bir şeyler sunabilme babına herkesi memnuniyetle başımızın tacı etmeye her zaman hazırız. Evet, herkesi Hasan Balı'nın kendi atölyesine, hobi atölyesine bekliyoruz. Çay kahve içmeye muhakkak beklerim herkesi. Tamam, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyorum.